김치 맛있게 드세요, 김치. 정성 무지하게 들어 라면. merhaba, İlk İlerim kanalınıza hoş geldiniz. Hadi bir günün özetini yapalım, ne dersiniz? Bizim çocuklar ne yapmış bugün bakalım. Özlemişsiniz bayağı, gördüm yorumlarınızı. İnanın ben de özledim sizinle sohbet etmeyi. Ay yine konuşacak çalçanı hiç çekemem diyenler burada izlemeyi bırakabilir. Asla sorun etmem biliyorsunuz. Evet, nereden başlasak? Hah, yayınlanan yana yakıla beklediğim kamera arkası görüntülerinden. Tabii ki hobinin mor klibinden söz ediyorum canım. Tete'nin de klipte olduğunu, hatta acaba yine abisinden bir öpücük aldı mı diye merak ettiğimi paylaşmıştım sizinle. Güneş parlaklığında bir gülümseme ve sıcacık bir kucaklaşma almış abisinden. Yıllar geçer ama bu ikili hiç değişmez. Yine abisinin çekimine gelip ona destek olan Teon, yine onu görünce mutluluktan havalara uçan bir hobi. Teon ona en sevdiği waffle'dan getirmiş, bir de buna mutlu oldu, övgüler yağdırıp durdu kardeşine. Bahsetmiştim size, setteki bir kişi Teon'un seti ziyaret edip çok kibar olduğunu anlatmıştı. İşte bu kamera arkası da kanıtı gibi bu hikayenin. Herkese selam veriyor pamuk kalpli oğlum. Tete ben de oynayayım mı klipte diyor abisine. Hobi de bence Army hemen anlayacak. Anında bilirler diye cevap veriyor. Daydream'de tanımadık Teong'u ama burada tanıdık hobicim. İyi kamufle edememişsiniz ayıcı. Hobi hikayesinde Teong'u kutudaki hazine olarak göstermiş. Çıkartma eklemiş. Bir diğer hikayesinde de klipte olduğu yeri işaretle göstermiş. Tüm dünya fikir birliği yapsa bile bu çocuklar ayrılamaz. Bu kadar emin konuşmamın sebebi yıllardır tükenmeyen sevgi ve bağlılıkları. Teong'un ilk solo çalışması da Vogue arkadaş grubuyla çekeceği program. Daha önce bahsetmiştim bu konudan. Bu nedenle üstünde öyle çokça durmayacağım. Açıklanan yayın tarihini vereceğim size. Teong'un arkadaş grubuyla birlikte çekeceği In The Soup Friendship programı 4 bölümden oluşuyor. İlk bölüm 22 Temmuz Türkiye saatiyle 15'te, Azerbaycan saatiyle de 16'da. Onların 4 gün 3 gece boyunca neler yaptığını göreceğimiz bu program Disney Plus'ta yayınlanacak ve her cuma yeni bölüm gelecek. Tanıtım afişinden bu arkadaşların parmaklarında birbirine çok benzer yüzükler var. Arkadaşlık yüzüğü olabilir. Teong'un diğer elini göremediğimiz için tam net bir şey söyleyemeyiz ama bu arkadaş grubunu hem çok seviyor hem de çok kıskanıyorum. Allah yardımcım olsun. Özellikle de Namjoon karşısında. Bugün gelen paylaşımlar beni tam da buna çevirdi. Vallahi ne eksik ne fazla. Tepkim aynen buydu. Hyung'umuz çok havalı diyerek Balla sanatçısı ve müzikal tiyatro oyuncusu Park Hyo-shin'i paylaşmış. Bu kişiyi daha önce Taehyung'un storylerinden hatırlarsınız. Hani romantik romantik takılıp bizi çatlatmışlardı ya. Anlaşılan bizim iki oğlan pek seviyor onu. Yok canım, kıskanmıyorum, daha büyük dertlerim var benim. Beni buna çeviren asıl şey bu pozlar. Bu ablamız şarkıcı ve oyuncu Kim So-young. Neredeyse annemle yaşıt olması fotoğrafı ilk gördüğümde verdiğim tepkinin saçma olduğunu göstermez. Kalp bu, mantık yok ki. Sonradan geçti tabii, yani birazcık. Öyle bir bakışı var ki Namjoon'a, haklısın ablacığım, çok haklısın dedirtti bana. Çok haklı. Yine başka bir müzikal oyuncu Lee Soo-bin ile de pozlar verilmiş. Öyle tatlılar ki bakmayın kıskandığıma, aşırı hoşuma da gitti. Anlaşılan bizim sanat adam müzikal izlemeye gitmiş. Diğer çocuklar ne yapıyor acaba? Aslında geçmiş haftayı konuşmayı çok istiyorum sizinle. İçimde kalan o kadar çok şey var ki. Fırsat bulunca ilk işim bu olacak. Şimdi yorumlara gelin de azıcık dedikodu yapalım. Sizi moralıyorum canlarım.